Ahmet Hakan, Mansur Yavaş'ın Kaybolan Pırıltısı Mansur Yavaş'a büyük bir avans verdi bu toplum. Çok desteklendi. Aleyhine laf söyletilmedi. Çok uzun süre şöyle bir imaja sahip olmayı başardı. Sadece belediye hizmetlerine odaklanmış durumda, işine gücüne bakıyor, polemiklerden uzak duruyor, siyasi hesapları yok, tam bir devlet adamı ciddiyetinde. Bu imajına çok önem verdi, çok emek verdi Yavaş. Üzerine titrediği bu imajla sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de değişik kesimlerin beğenisini kazandı. Hatta o kadar ki muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında en fazla desteği alan isim haline geldi. Bakınız o dönem yapılan tüm anketler. Dün Ankara'da yağan yağmurun müthiş bir perişanlığa yol açtığını görünce Mansur Yavaş için üzüldüm. Mazgallar tıkanmış, her taraf göle dönmüş, araçlar sular altında kalmış, yayalar ne yapacaklarını bilemez halde. Bir hafta önce yağan yağmurda da benzer bir durum olmuştu. Başkanlığının birinci yılında, hatta ikinci yılında böyle bir perişanlıkla karşılaşıldığında adam daha yeni başladı. Bir durun kardeşim deniliyor ve sorumluluk haklı olarak kendisinden önceki döneme yükleniyordu. Fakat artık dört sene oldu başkanlık makamına geleli dört koca sene. Yani artık ahlaki açıdan eleştirel gözle bakmak değil, bakmamak ayıp. Üstelik son seçimde sadece işine odaklanmış belediye başkanı imajı da çok yara aldı Mansur Yabaş'ın. Kılıçdaroğlu'nun siyasi oyun planının bir unsuru oldu resmen. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği destek konusunda milliyetçi muhafazakar kesimi yatıştırma görevini büyük bir şevkle üstlendi. Bu konuda polemiklere girmekten kaçınmadı, televizyon programları yaptı, Anadolu'da mitingler düzenledi. 14 Mayıs akşamı Ekrem İmamoğlu'nun başrolünü oynadığı B sınıfı müsamerenin yardımcı oyuncusu olması konusuna girmiyorum bile. Kısacası 4 yıl boyunca üzerine titizlendiği, işine, gücüne odaklanmış belediye başkanı imajını Kılıçdaroğlu uğruna harcadı yavaş. Yani gitti o güzelim imaj. Bunun üstüne şimdi bir de şehrin mazgallarını bile temizlemekten aciz durumu binmiş durumda ki en fenası da bu. Yani demem o ki yaklaşan yerel seçim sanılanın aksine Mansur Yavaş için o kadar da kolay olmayacak. Winner Behzat Sosyal medya videolarına rastlıyorum. Sanıyorum esnaf. Adı Behzat. Üç videosu var dolaşan. Birinde reisle geldik, reisle gideceğiz diyor. Öbüründe Ölümüne Galatasaray diyor. Sonuncusunda tabii ki City alır bu maçı diyor. Bu adamın son iki haftada yaşadığı keyif gibi bir keyif diliyorum hepimize. Bütün bir ömür boyu. Nasıl lider olunur? Kariyer planlaması yapar gibi lider olunmaz. Liderlik bir kariyer planlamasının son noktası değildir. Lider olmak için şu iki şey şarttır. Büyük dert sahibi olacaksın. 1- Ülke için yapılacaklar konusunda hırslanacaksın ki. Hesap kitap yaparak, alt alta koyarak, makamlar arasında seçim yapmak konusunda zorlanarak lider olunmaz. Liderliğe "Ben daha sevimli gelirim millete" diyerek başlanmaz. Yeni bir siyaset inşa ederek başlanır. Yeni bir siyaset inşa etmek çok zor bir iştir ekonomi, dış politika, Kürt sorunu vesaire. Bu konularda yepyeni şeyler söylemeden lider olunmaz. Daha en başta açık konuşmaktan kaçınarak, daha en başta netlikten uzak durarak, daha en başta kafada tilkiler dolaştırarak olmaz, olamaz. Nerelerdesin psikolojik üstünlük? Psikolojik üstünlük diye bir şey vardı. Seçimden önce sürekli kendisinden söz edilirdi. İki taraf da kendisine sahip olduğu iddiasındaydı. Seçim bitti, ortalıkta görünmez oldu. Nerededir, ne yapıyordur acaba? Bay psikolojik üstünlük. Hayattan soğuyorum. Aslında Kılıçdaroğlu kazandı, oyları çaldılar cümlesini işittiğim anda, söylediği her şey yanlış çıkmış birinin CHP'ye taktikler verdiğini gördüğümde, Suadiyeli Sevim abla cahiller oy verdi. Öyle kazandılar dediğinde. Kutukola. kola. CHP'nin sosyal medyadan sorumlu yeni genel başkan yardımcısı Eren Erdem, seçimden çok önce katıldığı bir televizyon programında şöyle diyor. Kendim yaptırdım bir araştırma, 2400 denekle parasını verdim yaptırdım. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz diye soruldu araştırmada. Kutu kolayı %48.7 çıktı. Tayyip Erdoğan %35 çıktı. Bunun anlamı nedir? Kararsız vatandaş o kadar da değil. Tayyip'e oy vermem ama kutu kolaya da oy vermem diyor. Sosyal medyada çok mavrası döndü bunun. Gözümle görüp izlemesem inanmayacağım bir şey bu. İçin en trajik tarafı şu Seçim sonuçlarına baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu kutu koladan biraz daha az oy almış. İşin en berbat tarafı ise şu. Böyle bir rezilliğin ardından Eren Erdem'in sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olması. Ahmet Hakan, Hürriyet Okan Müderrisoğlu Şimşek'i rahat bırakın. Bırakın Sayın Mehmet Şimşek rahat çalışsın. Şimşek başarılı olacaktır ve başarmaya mecburdur. Neden? Çünkü ne yapılacağını biliyor. Nasıl yapılacağını biliyor. Kimlerle yapacağını da biliyor. Kendisinin zamana, kamuoyu yönetimine ve piyasaları ikna için somut tedbirlere ihtiyacı var. Şimşeyi dünle hesaplaşmanın aktörüne dönüştürmek isteyenler, mevcut konumlarını korumaya uğraşanlar, ekonomik kararların kayıt dışı unsuru gibi sağa sola sufle verenler, muhalefet yelpazesindeki isimler rahat bırakmayacaklar. Mehmet Şimşek'i Ali Babacan rolüne büründürmek isteyenler, hükümet üyesiyken aleyhine kampanya yürütenler, Cumhurbaşkanımıza karşı konumlandıran piyasadaki ajanlar, rasyonelite ile siyasetin doğası arasındaki hassas dengeyi bozanlar, geçmişte bir hayli hırpaladılar. Günün sonunda Şimşek, Türkiye'ye ve sayın Cumhurbaşkanına küsmedi. AK Parti ile gönül bağını koparmadı ve tarih onu yine ekonominin sorumluluğuna taşıdı. Şimşeğin yapmak istediklerini öngörmek zor değil. Dün neyi savunuyorsa ilke olarak o noktada duruyor. Temel fark uygulamanın öncelikleri, kullanılacak araçların türü ve restorasyon sürecinin zorlukları bilinen o ki Cumhurbaşkanımız faize yönelik duyarlılığını muhafaza etmekle birlikte şimşeğe inisiyatif alanı açmış durumda. Aceleci ve tek reçete olarak faiz artışıyla yol alınmayacağını artık tüm taraflar biliyor. Merkez Bankası üzerinden piyasalara güven ve öngörülebilirlik kazandırmak, kamu maliyesinde dengeleri yeniden inşa etmek, yapısal reformlara, yargı, istihdam, vergi harcamaları ve benzeri yoğunlaşmak Faize program bütünlüğü içinde gerektiğinde çekilecek bir silah olarak bakmak, ufuktaki görünenler şu an bunlar. Enerjinin bayrakları. Yeni kabinenin şifrelerini yazarken onun için tam isabet seçim demiştim. Nedenlerini açıklayayım. Milli enerji ve maden politikasının mutfağından geliyor. Bakanlığı, kadrolarını, öncelikli dosyalarını iyi biliyor. Enerji piyasasının yerli ve uluslararası oyuncularını yakından tanıyor. Enerji diplomasisinin önemine inanıyor ve şahsen sorumluluk alıyor. Çözüm ve hedef eksenli icraatı seviyor, yani neticeye bakıyor. Seçim döneminin iç siyasi yoğunluğu nedeniyle pek çoğumuz coğrafyamızda olup bitenleri biraz ikinci plana bıraktı. Oysa burnumuzun dibinde Yunanistan'ın Dedeağt şehrinde Amerika devasa askeri üs ve doğalgaz depolama tesisi inşa etti. Şimdi Trakya'nın kuzeyinden Meriç'e, oradan Ege'ye uzanacak bir kanal planlaması içinde. Moskova ise enerji denklemini Ankara'yla kurma arayışında. Türkiye'nin enerji hatlarının güvenli kesişim merkezi olması, nükleer santrallerin üretime geçmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakların desteklenmesi, petrol ve gaz arayışının kesintisiz sürmesi Alparslan Bayraktar gibi bu işlerin odağındaki bir enerji ve tabii kaynaklar bakanını tarif ediyordu. Hayırlı olsun. Bir görev adamı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni kabinenin ilk toplantısındaki mesajlarının bir bölümü da yansıdı. Enflasyonla mücadele, sığınmacı sorunu, proaktif dış politika, afet bölgesinin yeniden imarı ve ihyası tabii ki bu dosyaların takibi bakanların deneyimli ekiplerle çalışmasını da gerektiriyor nitekim sayın erdoğan mevcut bakan yardımcılarının görevlerine devamıyla eski vekiller ve ak partiden aday olmuş isimlerin de takıma dahil edilmesini istemiş bakınız bu vesileyle size bir isimden bahsedeceğim Az subaylıktan generalliğe uzanan bir Anadolu başarı öyküsü bu. En son Milli Savunma Bakanlığı özel kalem müdürüydü. Ankara 3. bölge 6. sıradan aday gösterildiğinde teşkilatları epeyce şaşırttı. Halkla ilişkileri bu derece kuvvetli, sivil hayatla uyumlu, taban siyasetinde etkili bir aday beklemiyorlardı. Maalesef masa ittifaklarına oy kayması yüzünden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelemedi. Ama birikiminden ve yönetsel tecrübesinden görev adamı olarak Joker gibi her bakanlıkta istifade edilebilir isim Remzi Albasan. Okan Müderrisoğlu Sabah